Evet kıymetli dostlar, hepiniz yeni videomuza hoş geldiniz. Yeni bilgisayardan ilk videomuz sevgili arkadaşlar. Biraz görüntü karanlık ama henüz düzenlemeleri falan yapmadım. Biraz daha şey yapabilirim, aydınlatabilirim arkadaşlar. Siz buna çok şey yapmayın. Hani video yapılandırmasından biraz daha hani şu şekil parlatıp kendimi daha yakışıklı gösterebilirim. Daha henüz yolun başındayım. O yüzden idare edin. Şimdi kıymetli arkadaşlar, kıymetli dostlar, çok güzel bir video hazırlayayım dedim ama 3-5 sıkıntı yaşadım. Bu sonuncusu inşallah. Fenerbahçe Mourinho'dan Dzeko En-Nesyri kararı, aslında dün bir shorts videosu yükledim. İnşallah izlemişsinizdir diyeceğim ama sanırım izlemediniz. Canınız sağ olsun. Bir ara izlersiniz arkadaşlar. Bu arada 80 bin olmak üzereyiz. Çok teşekkürler. Shorts videoların en büyük özelliği bu. Yüklediğim zaman abone sayısında ciddi bir artış oluyor. Çok ciddi abone artışı geliyor. İnşallah daha güzel şeyler olacak arkadaşlar. Neyse, Mourinho, Dzeko ve En-Nesyri'ye yedek forveti yasaklıyor. Yani kimse ben yedeyim, ben asım demesin diyor. Ben zamanla sizi sırayla oynatacağım diyor. Biz de ona güveniyoruz. Cenk Tosun'a da aynı şekilde diyor ki sen de oynatacağım diyor. Biz buna odaklanmayalım. Bakın, En-Nesyri'nin geç form tutması, Edin Dzeko hazır formdayken en çok kimin işine yarar? Bir düşünün bakalım. En çok Mourinho'nun işine yarar. Çünkü 20 milyon euro para vermiş, oynatmıyor ama En-Nesyri, yani Dzeko da çok iyi durumda. Biz inşallah iyi gidelim de gerisi mühim değil. Fenerbahçe Skyler Mays'i kadrosuna katıyor demiş basketbolda. Ya basketbol çok şey ilgilendiğim bir alan değil ama yine de bunu paylaşmak istedim. Yeni Malatya Spor Lig'den çekilmek istiyor. Bakın, depremi biz Kayseri'de hissettik. Doğruya doğru. Sert bir depremdi. Kabul ediyorum. Yani hiçbir şey demiyorum. 8-0-0-0-0 80 bin. Hadi hayırlı olsun arkadaşlar. Kaldı 20 bin. Kaldı 20 bin hedefe inşallah. Toplamda 97.300 oldum. Allah razı olsun. Bu arada engelli öğretmen kardeşlerime de selamlarımı gönderiyorum. Birdenbire hepsi takibi aldılar. Allah razı olsun. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde de onlara atama müjdesi bekliyorum. Hani ben yaklaşık 16 yıllık bir öğretmen olarak kardeşlerimi de destekliyorum. Onu söyleyeyim. Neyse, depremden elbette etkilendik ama krizi fırsata çevirmek de, yani insanların aklına bunu getirmek de biraz etik değil gibi sanki ama hani mazur görün beni ya. Yani demek istediğimi anlayın. 8 maçta 0 puan çekmişsin. Mali durumlardan dolayı eksi 3 puandasın. Hani aklım saklı kalsın da ben ligden çekileyim falan demek. Diğerlerinin hakkına haksızlık. Buna da şey yapalım. Haksızlık demişken Mehmet Büyükekşi'den yolsuzluk iddialarına yanıt demiş. Ben hiçbir şeyini okumuyorum. Hiçbir şey okumuyorum. Gerek duymuyorum. Niye biliyor musunuz? Kardeşim bak. Bak. Bir şey söyleyeyim size. Bir önceki federasyon başkanlarından Demirören felaket paraya sahip oldu. Malı götürüyor. Öbürü de sen, neydi onun adı? Nihat Özdemir. O da malı götürüyor. Bu geldi Büyükekşi. Bu da gidiyor. İbrahim Hacı Osmanoğlu geldi. 4000 tane villa yaptıracağım diyor. Yani bilmiyorum arkadaş. Federasyon başkanı olduğun zaman bir şey mi veriyorlar? İşlerin mi açılıyor bilmiyorum. Neyse. Gürcan Birgiç Galatasaray sözünde durmalı diyor. Bu şeyde İbrahim Hatipoğlu çıkıp büyük lokma yiyip büyük, yani büyük lokma yemeden de büyük konuşuyor. Sonra Fenerbahçe yönetimi de diyor ki tamam ulan, kabul ediyoruz. Hadi inceleyelim diyor. Sonra Ahmet Çakar gibiler Galatasaray'ı savunuyor. Diyor ki ya çocuk musunuz ya? Çocuk musunuz? Böyle şey olur mu? Yapmayın böyle şeyler. İnsanlar sizi takip ediyor falan diyor. Desene. Hodri meydan dedin. Adamlar da hodri meydan dedi. Pilavdan dönenin kaşığı kırılsın desene. Bikinini giysen Ahmet Çakar. Niye bize Galatasaray savunuculuğu yapıyorsun? Çok ahlaksızca. Çok edepsizce ama biz niyeti biliyoruz. Neyse. Fenerbahçe idmanı 17 Ekim. Yani dünkü idman gayet güzeldi ama gecenin müthiş iki tane haberi vardı. Tebrikler Fenerbahçe Beko. Alba deplasmanındaki galibiyetten dolayı Fenerbahçe Beko'ya tebrikler. Fakat asıl bomba neydi? Ryan Kent. Fenerbahçe Kentis sözleşmesini feshetti.
Yani Fenerbahçe Ryan Kent'in sözleşmesini feshetti. Bu mükemmel açıklama taraftar tarafından ilgiyle, sevgiyle, aşkla karşılandı. Ve bilgilendirme profesyonel futbola takım oyuncularından Ryan Kent ile karşılıklı anlaşılarak sözleşmesi feshedilmiştir. Kamuoyunun bilgisini sunarız. Yani oh ya, tekrar girip bakıyorum doğru mu diye. Düşünün arkadaşlar, tekrar girip bakıyorum doğru mu diye. Şimdi diyeceksiniz ki ya hocam, hadi bize bir müjde daha ver. Bedava anlaştık işte, Galatasaray Sergio Oliveira neredeyse paranın tamamını verdi. Şöyle dedi, böyle dedi falan. Ya ben de bunu isterim ama bir bendeki duyumlara göre birazcık 1 milyon euro falan verdik ama mühim değil. Hani kalıp da küfür ettirip de sözleşme aldırana kadar Berlin bize deplasman değil demiş. Sizin ellerinize, ayaklarınıza sağlık. Yani gittiği iyi oldu arkadaşlar. Cüzi bir miktarla da sözleşmesi feshedilmiştir diye düşünüyorum. Ama güzel. Şimdi Mourinho'dan Samsunspor maçına 11'i ortaya çıktı diyor. Arkadaşlar yani yeni video, yeni bilgisayar, bayağı da video çekesim de var açıkçası. Şimdi son maçına 3 Ekim'de Twente karşılaşmasında çıktı Fenerbahçe. 17 gün sonra Süper Lig'de Samsunspor'la karşılaşacak ve sahalara dönecek olan Fenerbahçe'de bazı değişiklikler bekleniliyor. Şimdi ligde bay geçildi. 12. adam pazar günü Samsunspor deplasmanında takımını yalnız bırakmak istemiyor. Samsunspor başkanının Fenerbahçe'yi tahrik edici, hani Fenerbahçe taraftarını çıldırtıcı, hatta Fenerbahçe yönetimini bile çıldırtıcı açıklamaları var. Sakın bu oyuna gelmeyin. Çıkın topunuzu oynayın, kazanın. Kazandıktan sonra istediğinizi yapın. Bize destek verin. Yani zor karar var. Sağ bekte Mert Müldür'ün yerine Osayi iyileşti. Hayır, Vira Bismillah. Bu arada futbola dair yorumlarımı beğenen konuşan arkadaşlar da teşekkürler. Hocam diyor, bak ne güzel bir noktaya değindim. Bekao Kostić takımı uçurur dedin diyor. Teşekkür ediyorum. Hani milli arada Bekao sıkı çalıştı. Cikuk ana milli takımıyla hani maçlara çıktı. Çağlar sakatlığını atlattı. Öte yandan Filip Kostić, artık Kostić'in de sol bekte oynamasını herhalde sadece ben beklemiyorum, hepimiz bekliyoruz diye düşünüyorum. Osterwolde'nin merkeze geçme şansı var. Yani sol stoperde. İrfan Can Kahveci'nin %99,9 ihtimalle oynayacağını söyleyeyim size arkadaşlar. İsmail Yüksek sakatlıktan yeni çıktı. Ben oynayacağını zannetmiyorum. Fred Amrabat ikilisi hani popüler ikiliydi. Hani sağda İrfan Can'ın oynamasına ben %100 gözüyle bakıyorum. İşin enteresanını söyleyeyim size arkadaşlar. Solda herkes Maksimen iyileşti. İdmana başladı ama solda ben Tadic'i bekliyorum. 10 numarada yine Şimanski ile başlanılır. Ama bir sürpriz olursa Şimanski yedek tutulup Tadic 10 numarada oynar. Ama o zaman da biraz şeylik kırılıyor. Hücumda En-Nesyri'nin görev alması bekleniyordu ama En-Nesyri geç döndü. Ceko daha erken döndü. Ama ister misiniz Cenk Tosun'la başlasın? Yani şöyle bir iddia var. Livakovic, Osayi Samuel, Bekao, Osterwolde, Kostić, Fred, Amrabat, İrfan Can Kahveci, Şimanski, Tadic, Edin Dzeko şeklinde Fenerbahçe'nin sahaya çıkacağı iddia ediliyor. Ve Samandıra'nın normale döndüğü, işte bunların olacağı, Ay Yıldızlı formadan dönenlerin falan olduğundan falan bahsediliyor. Böyle bir iddia. Bakın Mourinho dominant bir Fenerbahçe istiyor. Yani bu milli arada kızını da everdi, oğlunu da damat etti falan diyormuş. Yani kızını eve verdi, bilmem ne yaptı. Artık kafasından kaygı da gitti. Artık her şeyine Fenerbahçe'ye odaklanmak zorunda, söz verdiği gibi. Bu arada Fenerbahçe ile Zenit Kasım ayında, yani milli maç arasında o arada İstanbul'da dostluk maçı oynayacak arkadaşlar. Hayırlı olsun. Fenerbahçe ve Zenit Kasım ayında İstanbul'da dostluk maçı oynayacak. İyi oldu. En azından bir gelir elde edilir. Hem de biz Fenerbahçe'siz kalmamış oluruz. Şu süreçte gerçekten çıldırmak üzereydi insan. Ya Mourinho Samsun maçında daha fazla risk alan, topa daha fazla sahip olan,
önde daha fazla baskı yapan bir kimlik istiyor. Yani işin açıkçası taraftarın istediği Fenerbahçe istiyor. Ve Milli Ara'da kendi ekibi, yönetim, sportif direktör Mario Branco toplantı üstüne toplantı gerçekleştirdi. Hani Fenerbahçe'nin daha fazla risk alması gerektiği konuşuldu. Önde baskı yapılması gerektiği, hani Osterwolder'in stopere, Kostic'in sola, hani çeşitli şeyler. Ve artık Fenerbahçe'nin iyi hissetmesi, taraftarın da kendini iyi hissetmesi en büyük temennimiz. Aynı zamanda TFF'nin yeni yabancı kuralında kriterler ortaya çıktı. Ben kısa kısa bunlara da değineyim arkadaşlar. Hatırlarsanız Mustafa Hoca'nız size 25 yaşı belirtmişti. 25 yaşın altı olacak diye. 24'te anlaşmışlar. Yaş sınırı 24 diye planlanıyormuş. Hala söylüyorum 25 olacak. 24 yaşın üstünde en fazla 3 transfer yapılabilecek. Bu oyuncular milli takımlarında bir tam sezon içerisinde %75 oranında oynamışlarsa transfer edilebilecek diyor. Bu doğru değil. Son 2 yılda %10'dan fazla kadroya çağrıldılarsa. Yani böyle bir şey var. Yani kaliteyi arttırmayı hedefliyormuş. Birincilikte yabancı futbolcu transferi kalkıyor demiş. Saçmalığı görüyor musunuz? Mavi kart uygulaması bitiyor demiş. Yani Galatasaray için acı bir olay. Ben şunu söyleyeyim. Yabancı kural nasıl düzelir biliyor musunuz? Adaletle düzelir. Siz Türk futboluna adaleti getirin. Galatasaray şampiyon olsun diye hakemler bir şeylerinden olmasınlar. Yabancı kural da düzelir. Milli kural da düzelir. Hepsi de düzelir. Hepsi de düzelir. Hiçbir sıkıntı da olmaz. Yeter ki siz adalet sağlayın. Şimdi Fenerbahçe Beko Makavi Plaitika maçının yeri değişmiş. Türk Hava Yolları Eurolig'in 6. haftasında Fenerbahçe Beko ile Makavi Tel Aviv maçı güvenlik tedbirleri sebebiyle Litvanya'da oynanacakmış. Yani şimdi ben sevindim biliyor musunuz? Niye? Ulan bizim taraftar maçta bir şey atardı. Olaylar olurdu. Bir şeyler gerilirdi. Bu sefer de Galatasaraylılar derdi ki al Fenerbahçe yüzünden İsrail'le savaşa giriyoruz. Biz girmiyoruz falan. Gitsin Fenerliler savaşsın. Onların yüzünden savaş çıktı falan der. İhaleyi bize yıkarlardı. Yani böyle olduğu daha iyi olmuş. Bildiğim kadarıyla Beşiktaş'ın da bir maçı Lyon maçı sanırım Beşiktaş'ın futbolda taraftar almayacaklarmış. Aynı Lyon'a da biz oynayacağız İstanbul'da. Biz de onlarınkini almayız. Neyse Fenerbahçe kulübünden uzun uzadı diye bir açıklama yapmış. Şöyle oldu da böyle oldu da falan filan. Müsabaka şu bu. Ben bunların hepsini geçtim. İrfan Can Kahveci'nin açıklamaları var. Arkadaşlar siz Mustafa Hoca'nın takipçilerisiniz. Siz satır aralarını okumayı Türkiye'de en iyi bilen taraftar grubusunuz. Siz Türkiye'nin en mükemmel takipçilerisiniz. İrfan Can Kahveci'nin satır aralarını iyi okudunuz değil mi arkadaşlar? Milli takım performansı, iyi uyum sağladık, güzel gidiyoruz falan filan. Zemin taş gibiydi, hala belimde ağrılar var diyebilirim diyor. Zemin taş gibiydim. Biri bulduk şöyle böyle. Bu gollere ihtiyacım vardı. İnşallah burada da devam edebilirim. Bak. Samsun deplasmanı da zor ki orada da zemin de çok iyi değildi. Ama inşallah orada da gol atarım. Geçen sene deplasmanda asist yapmıştım. İçeride gol atmıştım. İnşallah Samsun'da gol atarım. İlk 11'de olduğunu bak. Sağlaması. Zorlu fikstür. Samsun Manchester United maçları var. Kadro kalitemiz buna yeterli diyebilirim. Çok önemli oyuncularımız var. Bu kadronun bu fikstürün üstesinden geleceğini düşünüyorum. Her maç zor. Kolay değil diyor. Manchester United maçı da zor. Evimizde kazanmak için çıkacağız. Ama genlerimiz de var bizim. Kaldı ki kendi evimize her maçı kazanmak için çıkıyoruz. Yani çok büyük kulüplere karşı burada galibiyetler aldı. İşte Chelsea gibi, Sevilla gibi falan. Bunlardan bahsediyor. Şimdi Szymański ve Livakovic hakkında konuşmuş. Szymański ile konuştum. O kırmızı kart diyor. Livakovic ile konuştum. Kırmızı değil diyor. Ya ben de kırmızı olmadığını düşünüyorum diyor. Orada hakem bence hatalı bir karar verdi diyor. Sarı vermesi lazım arkadaşlar. Kural gereği onu söyleyeyim. Yoğun tempoya alıştık. Hani fikstür yoğun. Ama biz alıştık artık bu şekilde olmasına. Herhalde uzunca bir süredir tatil yapmıyorum. Bu sene başında milli takımdan döndük. Çocuk oldu. Hiç izin yapamadım. Hani yoğun geçiyor diyor. Ha inşallah biz de bir ara tatil yaparız diyor. Hepsi bir ara yoğun fikstürde oyunculara, bu fikstür oyunculara yarıyor. Çünkü oynamayan bir oyuncu diğer maç oynayabiliyor fikstür yoğun olduğu için diyor. Yani evlilikte her şey yolunda. İnşallah hat-trick nasip olur. Ya Şampiyonlar Ligi'nde hat-trick yapmıştım. Hep kendim diyorum. Bir daha ne zaman yapacaksın? Kendi kendimi motive etmeye, şartlanmaya çalışıyorum demiş.
Milli takımın attığım golleri hoca gördü, tebrik etti. Çok güzel goldü, ben de teşekkür ettim. Bizim için de at dedi. Ben de inşallah dedim. Samsun'da inşallah golle başlarım. Samsun'un da atamızdan dolayı bizde ayrı bir yeri var. İnşallah orada da bir gol daha atarım diyor. Taraftarımız sürekli benim yanımda. Bana karşı hep desteklerini sunuyorlar. Ben de bundan dolayı çok mutlu ve gururluyum. Burada zor zamanlar geçirdiğim anlar da oldu ama bunun üstesinden hep beraber geldik. Onlar beni yukarı yükselttiler. Yani bir üst seviyeye çıkardılar. Onlara teşekkür ederim. Hep yanındalar. Onlar İrfan İrfan diye bağırdıkça benim tüylerim diken diken oluyor. Bundan sonra da inşallah onlara layık bir şekilde performansımı göstermeye devam edeceğim diyor. İrfan Can Kahveciğim. Jose Mourinho'nun isteği Ansu Fati diyor. Şimdi Kent gitti. Yerine Ansu Fati ister misiniz? Hadi ben size söyleyeyim. Hadi. Son dakika Fenerbahçe'de Ryan Kent kovuldu. Yerine Ansu Fati. İşte detaylar. Hocam ister misiniz diyorsun. Kesin gelecek gibi konuşun. Arkadaşlar 21 yaşındaki Ansu Fati. Sezonun başında biz görüştük, ettik. Birçok şeyde konuştuk. Şimdi size komik geleceğini biliyorum. İnanmayacağınızı biliyorum ancak. Şöyle bir durum var. Biz aslında Lewandowski'yi de alıyorduk. Ve Alman teknik adam göndermedi. Şimdi futbolcu Ansu Fati orada kaldığına pişman oldu. Gitmek istiyor. Nereye gideyim diyor. Fenerbahçe'nin de son yıllardaki futbolcu parlatma stili sistemi malum. Brighton'a gitti. Brighton'da tutmadı. 3 maçta 51 dakika süre aldı bu sezon. Hani skor katkısı zaten veremedi. Piyasa değeri 80'lerden 15'lere düştü. Barcelona altyapısından çıktığı için durum bu. Ancak arkadaşlar ben şöyle bir şey duydum. Sezon sonuna kadar kiralama 15 milyon euroya %50'sini satın alma hakkı. Bakın 15 milyon euro. 15 milyon euroya şey yapma. Bu arada arkadaşlar bilgisayarı soran olursa Asus TUF Gaming F15 mi oluyor? Bundan aldım. Yani Allah nasip etti. Elhamdülillah çok şükür. Şey oldu. Normalde bu bilgisayarın fiyatı uçtu gitti ama son bir tane kalmış. Tamam lan ver. Sar lan eve yürüyerek gideceğim falan dedim de. Neyse bu Ansu Fati'yi arkadaşlar 15 milyon euroyu ne olur bir yere not edin. Osterwolde'nin istediği rakam ortaya çıkmış diyor. Arkadaşlar bu sadece bir haber. İşte Osterwolde 23 yaşında 1,5 milyon euroya çıkartmasını talep etti. 6 milyon euroya geldi falan. Ya bu ısıtıp ısıtıp sunacaklar. Osterwolde iyi bir çocuk. Efendi herkesin suyuna gider. Geçen yine mahalledeyiz. Osterwolde'yle oturuyoruz. Volta atıyoruz. Bir baktık karşıdan adamlar geliyor. Hayırdır lan siz kime şekil yapıyorsunuz dedik. Kavgaya girdik o şekil yani. Ya bizim oyuncularımızın şöyle bir özelliği var. Sosyal medyadaki imajlarından çok farklılar. Bakın bizim oyuncularımız sosyal medyada böyle kabadayı, artist, psikopat, lanet oyuncular şeklinde ama burada böyle bir şey yok arkadaşlar. Yani merakınız olmasın. Bizim oyuncularımız karakterli oyuncular. Ve iyi tarafından bakıyorum ben. Gerçekten bizim oyuncularımız iyi oyuncular. Yani ben size açık yüreklilikte itiraf edeyim. Osterwolde'de de sıkıntı yok. Osayi'de de sıkıntı yok. İrfan Can'da da sıkıntı yok. Yani İsmail Yüksek'te de sıkıntı yok. Ama şu var. Ben hani anlatamıyorum. İsmail Yüksek gitmek isterse dur demeyeceğiz. Çünkü çocuk bak biz bir hata yaptık. Sezonun başında çok büyük bir hata yaptık. Osterwolde'yi istediler. Biz Osterwolde'ye 22 milyon euroya yok dedik. Osterwolde'ye yok deyince Ferdi Kadıoğlu'na teklif geldi. Ferdi'ye gelen teklifi kabul etmek zorunda kaldık. Bakın burada tabii ki de Ferdi'nin de isteği var ama biz kabul etmek zorunda kaldık. Ben size Türkçesini söyleyeyim. Eğer biz Osterwolde'ye git deseydik Ferdi gitmeyecekti. Şimdi son haftalardaki Osterwolde düşüşte. Niye düşüşte? Sürekli oynuyor. Ve kavram kargaşası yaşıyor. Osterwolde geçen seneden beri çok güzel bir şekilde sol stopere evrilmişti. Sol stopere evrilen Osterwolde açıkçası sol beke geçemedi bir türlü.
Hal böyleyken geçemeyince de sıkıntı yaşıyoruz. Yani sıkıntının en büyük sebebi bu. Adam hani o mevkinin adamı değil ki. Artık ya hocam saçmalama, o mevkinin adamı değil ne demek? Biz bu çocuğu aldığımızda sol bek olarak aldık. Evet, sol bek olarak aldık. Ama öyle bir seviyeye evrildi ki, yani şimdi dini bir örnek vereceğim mecburen. Hazreti Musa ile çobanın hikayesi var. Çoğunuz bilmezsiniz belki. Yani Hazreti Musa çölde gezerken çobanın bir tanesi diyor ki, Allah'ım diyor, seni diyor bir diyor yakalasam diyor, hani bir karşılaşsak seninle diyor, saçındaki bitleri kırsam, seni oturtsam işte, sırtını sıvazlasam Rabbim diyor, seni diyor yakalasam işte, hani yan yana gelsek, ben seni çok seviyorum işte, sana masaj yapsam falan, öyle ifadeler kullanıyor. Hazreti Musa diyor ki, sen ne diyorsun diyor. Ulan sen Allah'a böyle konuş, böyle konuşulur mu Allah diyor, kızıyor. Kızıp döndürüyor işte, ama oradan bir şey geliyor tabii, vahiy geliyor, diyor ki biz çobandan memnunduk. Evet, sana göre yanlış olabilir ama biz samimiyetini seviyorduk diye. Anlatabiliyor muyum? Yani biz de bazı şeylerin samimiyetini seviyoruz. İçini seviyoruz. Dıştan kötü gözükebilir ama biz onun içindekini biliyoruz diye. Neyse. Sonrasında zaten o çoban evliyalara karışıyor. Diyor ki ben artık eski ben değilim diyor. Tekrar varıyor Hazreti Musa, pişman oluyor da. Çok güzel kıstasla böyle kıstaslar var. Çok güzel hikayeler var ama konumuz Fenerbahçe olunca tabii bazen değinemiyoruz. Uzun lafın kısası, Ryan Kent'i gönderdik. Eline 3-5 kuruş bir şey sıkıştırıp gönderdik. Mecburduk. Kontenjan 13 oldu. Bir tane arttı. Devre arasında yabancı sayısının artmasını bekliyordu millet ama devre arasında arttırmayacaklar. Sezon sonu artacak bu iki. Üçüncüsü. Bakın üçüncüsü. Ansu Fati 15 milyon euro alabiliriz. Artık bize bir kanat gelebilir. Yani Türk oyunculardan birini ya da birkaçını gönderip oraya yabancı isim alabiliriz. Ansu Fati de bu isimlerden biri olabilir. En-Nesyri, Cenk Tosun falan oynayacak. Bu arada En-Nesyri'ye kiralık teklifinin geldiğine dair sosyal medyada bir haber gördüm ama siz bunlara inanmayın. Sizi kandırıyorlar. Siz bunlara inanmayın. Anlatabiliyor muyum? Bunlar şey, boş laflar. Lakırdılar. Acun Ilıcalı, Erden Timur dedik. Ben şunu söyleyeyim. Biz Samsunspor maçına odaklanalım. Maçı kazanalım. Gerisi mühim değil. Yani Kostiç oynamış, Çiko oynamış, Beka oynamış. Bakın ben ısrarla söylüyorum. Üstüne basa basa söylüyorum. Tekrar tekrar söylüyorum. Fenerbahçe'nin kötü oyunu ya da göze hoş gelmeyen oyunun en büyük sebebi, en büyük sebebi Fred Osterwolde ve Osayi'nin yokluğuydu. Ya Mert Müldür şuursuz gibi top oynuyor. Da bak ben çok seviyorum Mert Müldür'ü. Çok karakterli, çok kaliteli çocuk. Ama şuursuz gibi oynuyordu. Yani birdenbire yük binince çocukta ne olduğunu şaşırdı herhalde. Ben öyle anladım. Ama şimdi durumlar güzel, duyumlar güzel. Arkadaşlar 80 bin için çok ama çok teşekkür ediyorum. 80 nerenin plaka koduydu ya? Oraya da özellikle selam olsun. Valla yani 6 sene önce 2018 yılında bu yola baş koyduğumuzda bu kadar olacağını düşünüyor muydum? Açıkçası düşünmüyordum. Lan beni kim dinler diyordum. Ama şimdi öyle bir durumdayım ki ben bırakmak istiyorum açıkçası. Kanalı falan kapatmak istiyorum ama eminim birçoğunuz tepki gösterirsiniz. Hakkımı helal etmem hocam, kapatma falan dersiniz. O yüzden de mecburuz arkadaşlar. Allah hayırlı olsun diye bütün kardeşlerime, ben şu an hani kalben hissediyorum birçok arkadaşımız sevecek. Rabbim size daha iyisini nasip etsin. Allah size benimkinden daha da iyisini nasip etsin inşallah. Çok böyle oyun amacında değilim ama canlı yayınlarda çok kesiliyordu. Bilgisayarından dolayı olabilir. Hani kimseyi de suçlama, şikayet geliyor şu bu falan filan deme diye. En kısa süre içerisinde bir canlı yayın yapacağız arkadaşlar. Canlı yayında bakalım gerçekten bilgisayardan mıymış, yayından mıymış, hep birlikte izleriz. Hepinize teşekkürlerimi sunuyorum. İyi ki varsınız. Kadıköy Sokak ailem, Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.